Selam millet, ben ikisimiz ve bugün arkadaşlar sizler birlikte gördüğünüz Minecraft'ta bugün Skyward oynuyoruz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk partla karşınızdayım. Hemen şöyle eşyalarımı almak istiyorum. Şöyle eşyalarımızı toplayalım. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Bugün sizlere çok istediğiniz o tekstür pekimi paylaşacağım. Daha doğrusu tekstür pekimi değil, tekstür pek klasörümü paylaşacağım. Şöyle ben, yani hani şöyle diyeyim arkadaşlar, normalde kullandığım tekstür pek klasörümü paylaşmıyorum. Ben onu önceden paylaşmıştım. Bugün paylaşacağım tekstür pek klasörü, sizlere o çok istediğiniz, her videomda sorduğunuz tekstür pekleri aldım ve bir klasöre koydum. Hani o sizin istediğiniz pekleri paylaşacağım. Yani ayırt edip sizin sevdiğiniz pekleri aldım ve sizlere o tekstür pek klasörümü paylaşacağım. Sizlerden tek bir isteğim var, videomu beğenmeniz, like atmanız ve hani arkadaşlarınıza paylaşmanız. Yani şöyle diyeyim, videomu beğenmeniz çok önemli. Bu arada beğenip like atmanız dedim, kusura bakmayın. Beğenmeniz beni gerçekten çok motive ediyor, bana bir şey kazandırmıyor. Sadece hani motive oluyorum ve diyorum ki bu tarz videolar sevilmiş, bu tarz videolara devam etmeliyim diyorum ve video atıyorum. Gerçekten bana bir şey kazandırmıyor. Arkadaşlar abone de bir manevi bir değer. Tabi izlenme biraz maddiye giriyor ama abone olmanız bana bir para kazandırmıyor veya like atmanız sadece beni motive ediyor. Hani ben bunu paylaşmak... Video diyeyim şöyle. Bir dakika, yazamadım abi. Video. Yine yazamıyorum. Yo, çok sıkça yazıyormuşum ya. Videodayım. Şöyle de diyeyim. Yani gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Yani beni çok sevindirirsiniz. Gerçekten bunları hepsi beni motive ediyor. Şimdi arkadaşlar tekstür peki indirme linki açıklamada. Bugün tekstür pekten çok bildiğiniz üzere birçok olay yaşandı. İşte ne bileyim, koronavirüsü Türkiye'ye geldi, okullar tatil oldu. Birçok olay yaşandı böyle. Bu olaylarda birkaç açıklama yapmak istiyorum. Çünkü okulların tatil olması benim de evde olacağım ve içerik, daha fazla içerik üretebileceğim anlamına geliyor. Ayrıca yani yine şu anki bu virüsten dolayı okulların tatil edilmesiyle birlikte yeni bir video şeyi yaptım, ondan bahsedeceğim. Aslında bu video biraz sohbet olacak ama sizlere istediğiniz sektörü peki de paylaşıyorum bu videoda. İki de combo yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bahsedecek olursam öncelikle yarın video gelecek 15.00'da. Yani siz, yani iki gün üst üste video gelecek. Ondan sonra da arkadaşlar bu arada ilk ondan bahsetmeyeyim. Ya da ilk video saatimden bahsedeyim, sonra bu koronavirüsü tatil olayından bahsederiz. Bana büyük bir ihtimal bu arkadaş bizi öldürecek diyecektim ki kaçtık. Çok da iyi bir şekilde kaçabildim. Ya dalayım abi, gidersek ikinci parttan konuşmaya ben devam ederim. Vız vız gücü be. Abi hiç beklemiyordum, yemin ederim hiç beklemiyordum. Şimdi arkadaşlar ben video günümden bahsedeyim. Yarın yani cumartesi pazar günleri video gelecek. Ayrıca arkadaşlar salıyla perşembe günü video gelecek, haberiniz olsun. Yani bu hafta, yani 2 hafta tatiliz, bildiğiniz üzere toplam 8 video gelecek. Cumartesi, pazar, salı, perşembe günü lütfen alarmınızı kurun saat 15.00'da. Eğer bir aksilik olmazsa her günde canlı yayın açmaya çalışacağım. Akşam 19.00'da, bakın 15.00'da cumartesi, pazar, salı, perşembe günü video, 15.00'da yani öğlen 3'de. Eğer bir aksilik olmazsa da her gün akşam 7'de yani 19.00'da yayınımızı açacağız, eğleneceğiz arkadaşlar. Böyle sizlere duyurmak istedim. Hepinizi yayınlara bekliyorum. Gerçekten yayınlarda çok eğleniyoruz. Ayrıca deli gibi çekiliş yapacağım. Hop. Tamam dostum. Bu arada bu eli hiç almayı beklemiyordum diyeceğim. Bir dakika, şimdi kaybetmeyelim. Şu an almayı bekliyorum. Abi kaybettik. Abi kaybettik. Adam çok güzel renk tattım. Neyse arkadaşlar, ikinci partla konumla ilgili konuşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci parttan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi oyunumuza girdik. Hemen şöyle eşyalarımı toplayayım. Bu arada bu partları pek çıkarmaya çalışmayacağım. Çünkü bayağı bir konuşacağım. Bildiğiniz üzere koronavirüsü ülkemize geldi. Okullar tatil edildi. Ve benim bildiğiniz üzere ben yurt dışına gidecektim. Ne oldu? İşte benim dayım yurt dışında. Yurt dışındaki durum nasıl? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve size bilgi vermek istiyorum. Edindiğim bilgilere göre. Öncelikle bildiğiniz üzere okullar tatil edildi. Şöyle oldu. Perşembe günü bir toplantı oldu ve o toplantıda Milli Eğitim Bakanı katılmadı arkadaşlar. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın ismini bilmiyorum. Pek fazla takip etmiyorum o tarz şeyleri. Ama kendisi katılamadı. Sebebini bilemiyorum. Ve bu yüzden de herhangi bir sonuç çıkmadı. Hani hiç bu konu bile gündeme gelmediğini açıkladı. Ve diğer günde arkadaşlar yineden bir toplantı oldu ve bu toplantıya tüm bakanlar katıldı. Ve tüm bakanlar böyle
her ya yani örneğin Turizm Bakanı karar aldı. Ne bileyim işte şey bakanı, Sağlık Bakanı zaten konuştu da. Ya yani birçok konuda arkadaşlar karar alındı. Her işte bakanlığın şeyine bir karar alındı ve içinde de Milli Eğitim Bakanı vardı ve Milli Eğitim Bakanı'nın aldığı karara göre veya kim aldığını bilemiyorum. Şöyle bir karar çıktı arkadaşlar. Bir hafta okulun tatil olacağı ve ikinci haftada yani bir hafta okullar tatil yani daha doğrusu şöyle diyeyim bir tane tatil vardı zaten 3 hafta sonra olacaktı. O tatilin öne alınması ve ondan sonraki diğer haftada okula gidilmeyip online eğitime görülmesi ve bu online eğitim eğer onaylanırsa bu virüs geçene kadar online eğitime karar verildi ve bu karar yani çok şeyli bir karar. Hani ne kadar tatil olduğunu sevinsek de yani bu bir eğitimin durması gerçekten çok ciddi bir sorun. Çünkü ya koskocama eğitim abi her şey böyle kolay kolay durmuyor ve bir virüs sayılıyor sadece bir kişi de var ve bu yüzden de duruyor. Bu çok ağır bir sorun yani bu da şuna geliyor bence benim fikrimce. Bazı yani biraz daha ben koronavirüs ülkemize yayıldığını fakat bunu basına yansıtmadıklarını düşünüyorum ben. Çünkü böyle bir karar çok ani bir karar. Hani belki önceden tedbir almıştır diyenler olabilir. Ki önceden tedbiri daha çok erken. Hani bir 2-3 kişiye bulaşır da olur. Daha bir kişi de hani bu büyük bir ihtimal tespit edildiğini düşünüyorum ben. Hatta ben şunu da düşünüyorum. Ülkemizde daha koronavirüsü taşıyan çok kişi var ama tabii sağlık ocaklarına gitmedikleri için bu koronavirüsünden korktukları için gitmediğini düşünüyorum. Güzel bir karar mı? Dediğim gibi çok erken bir karar ama tabii bizim de işimize geldi açıkçası. İşimize gelmek de değil bu çok ciddi bir durum. Hani ben şu an dayımdan biliyorum. Dayım benim evde çalışıyor arkadaşlar. Benim dayım Amerika'da bilgisayar mühendisi ve edindiğim bilgiye göre şu an evde çalışıyorlarmış. Ve hani okullar durmuş, hayat durmuş. Almanya'da bir arkadaşım var. Onlarda da hala okul tatil edilmemiş. Neyse. Okullar tatil edildi, iş yerleri tatil edildi. Zaten Donald Trump bildiğin üzere şey yaptı ülkeyi. Kapattı. Ben de tam da yurt dışına gidecektim. Avrupa ülkelerine ülkesini kapattı. Sebebi ise koronavirüsü arkadaşlar. Koronavirüs çünkü Avrupa ülkelerine çok kötü bir şekilde etkiledi. En çok da Avrupa ülkelerine etkiledi bence. Sonra Irak bildiğiniz üzere komşumuz. Irak'ta ölüm oranı çok fazla. Yani şimdi şunu söyleyebilirim. Hani bu gerçekten ciddi bir sıkıntı ve işte Türkiye'de sürekli çıkıyor ellerinizi yıkayın şunu yapın bunu yapın. Ama arkadaşlar yani şunu söyleyeyim bunları yaparak bir yer yani tabii ellerinizi yıkayın. Ama diğer ya abartılı şeyler var işte ne bileyim. Evet video diyeyim şöyle. Evet sen ne yapacaksın? Bu arada arkadaşlar SVIP aldım. Yani SVIP ben almadım da. Son önce buradan çok teşekkür ediyorum ona da bir şöyle söyleyeyim dedim. Sonca ve Erena Yafi çok teşekkürler. Dostum salıyor musun ya? Çok teşekkürler. Bir dakika. Buradan selam. Ya yarın atacağım. Bir dakika. Şimdi şunu alayım. Bir şey olursa kaçayım. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şu an çok sıkıştım. Evet. Şimdi ben şuraya doğru gitmek istiyorum. Yani bu ciddi bir sorun arkadaşlar. Evden çıkmayın bence. Oturun böyle. Online eğitimini ben pek başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok sıkıntı bir şey. Ama şöyle bir şey düşünülürse yani şöyle bir kafa olsaydı Türkiye'de. İşte eğitim görmek isteyen görür. Görmek istemeyen de yani çıkıp gidebilir gibi bir kafamız olmadığı için bizim hepimizin. Online eğitimin devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü hani size tek bir sorun var. Bu online eğitim gelirse video izleyeceğiz. Böyle kimse kontrol etmeyecek. İzleyip izlemediğimizi. Hadi girdiğimizi görebileceklerini düşünürsek. Hani girmiş miyiz ebeye vesaire. Bizim Türklerin yapacağı şey arkada açacak. Önde de oyun oynayacak. Ve bu böyle bir şey olacağı için de arkadaşlar kimse izlemeyecek. Hani kim ben izlerim diyebilecek varsa yoruma yazarsa mutlu olurum. Ki ben izlerim. Hani tabii geri kalmak istemem. Ama birçok kişi böyle yapacağı için pek ben tutacağını sanmıyorum. Ama tutarsa da bir yandan iyi. Çünkü okullara gitmeyeceğiz. Bizim işimize gelecek. Büyük bir ihtimal şey müfredat biraz kısaltılır diye tahmin ediyorum. Bir iki üniteyi atarlar bence. Çünkü öyle evdeyiz artık. Yani bir iki saatlik videolar izleriz büyük ihtimal. O kadar da fazla da olmaz. Böyle yani arkadaşlar. Koronavirüsü gerçekten ciddi bir durum. Yurt dışına vesaire. Zaten bu virüsü önceden de vardı. Ve hani bildiğiniz üzere SARS vesaire veya birçok virüs zaten yarasalardan bulaşan bir virüs. Hani şu an
Sordan yarasa olduğu bildiğiniz üzere tespit edildi. Yarasa çorbası. Ama bu virüs zaten önceden de vardı. Bu mutasyona uğramış hali. Türkiye böyle tanımlıyor ki bence tanımı çok doğru. Çünkü birden böyle bir virüs çıkamaz. Bir de bunu şey diyenler var. Çin oyunu işte, Amerika oyunu. Ya ben görüşümü söyleyecek olursam bu Amerika ekonomisini etkiledi. Ne bileyim örneğin Amerika'nın bildiğiniz üzere Starbucks firması var. Starbucks gerçekten çok iyi gelirler elde ediyor ve Amerika'da yüklü bir şekilde para ödüyor ve bu Amerika'nın işine geliyor ve en büyük satış yapan firmalardan biri Starbucks. Çin'de bile çekildi ki bu Amerika için gerçekten zor bir durum ekonomik anlamda ki tabii yani Amerika diyoruz burada, ekonomisi öyle yıkılacak bir devlet değil. Yani böyle arkadaşlar, hani bu olay çıktı, nasıl çıktı, yarasalarda zaten hep olan bir şeydi bu. Yani sen tek isteğim evden çıkmayın, oturun böyle. Ne bileyim yani gerekirse bilgisayar oynayın ama lütfen evden çıkmayın. Çünkü çok tehlikeli. Ama şöyle bir şey de var. İçinizi rahatlattıracak olursam. Ben bayağı bir araştırdım virüsü ve virüsün bulaşma oranı zaten çok düşük. Hani düşünün yani şu an milyonlarca kişide bu virüs vardır tespit edilmeyen. Fakat ölüm oranına bakıldığında yani hasta olan kişilere göre çok az. Hatta şöyle bir hesaplama söyleyeyim. Eğer şu an virüsün olduğu ülkelerin ne bileyim işte nüfusunu hesaplarsak ve onu hasta olan kişiye bölersek arkadaşlar %10'luk bir dilimin hasta olduğunu görebiliriz. Yani %10'luk bir dilim de çok da fazla bir dilim değil. Yani öyle hemen geçmiyor bu virüs arkadaşlar. Geçse bile öldürme oranı arkadaşlar %2 veya %3 olarak biliyorum ben. Ki bu gerçekten çok düşük bir rakam. Tabii hani %1 falan diyoruz ya, kimsenin başına gelmesin. Ama yani gerçekten öldürme oranı çok da yüksek bir virüs değil. İnşallah ülkemiz en kısa sürede atlatır. Tek ülkemiz değil, tüm ülkeler. Ve bu inşallah fazla yayılmaz. Ben bu virüsü ilk çıktığında bir video izlemiştim ve o videoya çok sinirlenmiştim. Videodan sonra gelelim ve caca. Evet, Batıkan abiye de buradan selam. Batıkan abi, seni gördüm. Sana da buradan kalplerimi bak iletiyorum. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.